Koç Akademi'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Fizik dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birinci dönem full tekrar yapacağız sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz artık dönemimiz bitti. Konularımızı güzelce bir tekrar edelim. Birinci dönem neler işlemiştik bunları bir gözden geçirelim ki ikinci döneme daha sağlam adımlarla ilerleyebilelim. Ancak dersimize başlamadan önce ne yapalım? Dediğimiz gibi dönemimiz bitti. Ödevlendirmelerimizi yapmıştık. Hemen kitaplarımızdan yine ödevlendirmelerimize bir göz gezdirelim. Sıfırdan ona fizik kitabımızı alıyoruz. Birinci dönem işlediğimiz konuları full tekrar ediyoruz sevgili arkadaşlar. Konu anlatımları ufak soru çözümleriyle birlikte sıfırdan ona fizik kitabımızla. Hemen açalım bakalım nerelere kadar geldik sizlerle. En son kaldırma kuvvetinden bahsettik. Yani bu kitabımızdan sayfa 110'a kadar sorumluyuz. Konu tekrarlarımızı yapıp sorularımızı çözeceğiz. Hemen ardından bitti mi? Tabii ki hayır. Hiçbir konu soru çözümü yapılmadan pekiştirilmez biliyorsunuz. Dinamo soru bankamız alıyoruz. Buradan da kaldırma kuvvetinin sonuna kadar yani sayfa 112'ye kadar sorularımızı çözdükten sonra artık birinci dönem için bizim konularımız tam demektir. Bu anlama gelir sevgili arkadaşlar. O zaman buyurun dersimize başlayalım. Evet, birinci dönem neler öğrenmiştik? Bugün dersimizde hangi konuların tekrarlarını yapacağız? Kısaca bir konu başlıklarımıza bakalım istiyoruz. Biliyorsunuz ilk ünitemiz neydi? Elektrik ve manyetizmaydı. Burada nelerden bahsettik? Elektrik devrelerinden, akımdan, dirençlerden, üreteçlerden, lambalardan ve pillerden bahsettik. Bugün yine onların üzerinden geçeceğiz detaylarıyla beraber. Daha sonra ikinci ünitemiz basınç ve kaldırma kuvvetiydi. Orada da katı sıvı gaz basıncı ve en son kaldırma kuvvetinden, özelliklerinden, bağıntılarından, formüllerinden sizlere bahsetmiştik. Hemen elektrik ve manyetizma ile başlayalım. Ünite önemli bir ünite. Sınavlarda çok soru gelen bir ünite. Dikkat etmemiz gereken ama kolay bir ünite kabul edelim. Elektrik ve manyetizma öncelikle elektrik nedir? Elektrik akımını meydana getiren parçacık hangisidir? Bundan başlayalım. Bir iletkenin içinde elektronların sürekli olarak akışına ne diyoruz biz? Elektrik akımı diyoruz. Biliyorsunuz ki elektronlar atom oluşturan parçacıklardan bir tanesiydi. Hareketlilerde atomun dış yörüngesinde bulunurlardı. Negatif yükle yüklüydüler. İşte bunların hareketi benim karşıma elektrik akımını getiriyor. Akım şiddeti kavramımız vardı. Peki neydi bu kavram? Akım şiddeti ise diyoruz bir iletkenin birim kesitinden bir saniyede geçen elektron miktarıdır. Elektron yine burada karşımıza çıktı. Peki akımı hangi harfle gösteriyoruz? I sembolüyle gösteriyoruz. Kitaplarda siz genellikle I harfiyle görürsünüz bunu. Birimini ne olarak alıyoruz? Biliyorsunuz ki birimler bizim için çok önemliydi. Birimini amper olarak alıyorduk. Her zaman ne diyoruz? Fizikte her formül kendi tanımından çıkar. Yukarıda bize akım için ne diyordu? Birim zamanda birim kesitten geçen elektron yani yük miktarıydı arkadaşlar. Yükü Q harfiyle gösteriyoruz. Zamanı T sembolüyle gösteriyoruz. E akımı da neyle gösterdik? I harfiyle. Hemen formülümüzden tanım çıkaralım birlikte. Birim zamanda iletkenden geçen yük miktarı akım şiddeti anlamına geliyordu. Birim analizine bakalım. Şimdi yükün birimi neydi? Kulomb'tu. Zamanın eserdeki birimi neydi? Saniyeydi. Siz kulombu saniyeye bölerseniz akımın birimi olan neyi elde ederiz? Amperi elde etmiş olacağız. Şurada bir ifademiz var. Bir dipnot olarak da düşünebilirsiniz bunu. Elektrik akımının yönü ki çok önemlidir elektrik devrelerinde. Örneğin şöyle hemen basit bir elektrik devresi çizelim sizlere. Dirençten ve üreteçten oluşan bir elektrik devresi olsun. V sembolüyle gösteriyorduk. Pili ilerleyen sayfalarımıza söyleyeceğiz. Direnci R sembolüyle gösteriyorduk. Haydi bak iyi de denk geldi akımımızı da gösterelim. Unutmayın arkadaşlar elektrik akımının yönü ki elektrik akımı devre elemanlarını çalıştıran bir ifadeydi. Dikkat edin lütfen. Negatif yüklerin hareketinin tersi yönündedir. Unutma. Bu nedenle elektrik devrelerinde akımın yönü her zaman üretecin artı kutbundan eksi kutbuna doğru olacaktır. Yani artı kutup uzunluğu eksi kutup kısayla gösterildiğine göre ne yapıyoruz? Akımımızı buradan çıkardık. Devremizi çalıştırdık. Tekrar geri döndü. Artıdan eksiye doğru. E hocam yanda verdiğiniz semboller ne? Hemen bakalım. Bir iyon tüpü görüyorsunuz yan tarafta arkadaşlar. Bakın burada eksi 6 kulomb artı 6 kulomb var. Eksi 6 kulomba baktığın zaman akım yönü ne tarafa verilmiş bize? Sağa doğru. Ne dedik? Negatif yüklerin tersine doğru bir akım oluşacak dedik. Bu bir. İkincisine bakalım. Artı 6 kulombluk bir iletkenimin içerisinde yüküm var sevgili arkadaşlarım. Artı yönle artı yüklerin yönüyle aynı yönde bir elektrik akımı meydana gelmiş. Bunlara çok dikkat edin. İnce noktalardır. Sınavlarda tuzak
farklı noktalar diyoruz biz bunlara, aman dikkat. Peki dedik, katı bir iletkende acaba direnç nelere bağlıdır? Direnç neydi sevgili öğrenci, lütfen hatırla. Direnç elektrik akımına karşı gösterilen bir zorluk demekti. Direnmekten aklınıza gelsin demiştik sizlere. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar dikkat edeceğiz direnç kelimesine. Şimdi eğer senin elektrik devrende bir direnç takılıysa ve akım buradan geliyorsa direnç ne diyordu? Diyordu ki devrede ben varsam bir dakika öyle istediğin gibi geçemezsin, ilerleyemezsin diyordu değil mi? Benim üzerimde enerjini harcayacaksın, öyle geçeceksin. Dolayısıyla dirençle akım neydi? Ters orantılıydı. Ohm kanunundan hatırlayacağız biraz sonra. Peki katı bir iletkende direnç nelere bağlı olarak artacak ya da azalacak, hemen bunlara bakalım sevgili arkadaşlarım. Öncelikle ne diyoruz? İletkenin uzunluğuna, iletkenin cinsine, ki bunu rho sembolüyle gösteriyoruz, iletkenin kesit alanına bağlıdır sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım doğru orantılık ters orantılık durumları neler? Diyor ki eğer sen iletkeninin boyunu uzatırsan diyor, direncinde ne yapacaktır? Artacaktır. Yani İletkenin boyu ile direnç doğru orantılıdır, artacaktır. Boyu kısalırsa direnci de azalacaktır. İletkenin kesit alanı ile ters orantılıdır. Yani sen ne kadar kesit alanı kalın bir iletken kullanırsan direncin o kadar küçük olur. Ters orantı bu anlama geliyordu. Peki hadi gelin bu söylediklerimizi bir formülde birleştirelim. Direnci R sembolüyle gösteriyorduk, zaten yukarıda da var. Neye bağlıydı? İletkenin cinsine. Bu öz dirençtir çocuklar. Rho sembolüyle gösteriyorduk, hatırlayın. Rho L bölü A. Ne dedik? Dirençle uzunluk doğru orantılı. Aynı şekilde kesit alanıyla sevgili arkadaşlarım, yani kalınlığı ile direnç neydi? Ters orantılıydı. Bir artarsa diğeri azalırdı. Rho L bölü A ifadesinden de karşınıza gelebilir. Şimdi işlemlerimizi ne yapıyoruz? Bunlara göre yapıyoruz. Dikkat edin. Çok temel sorulardan bir tane çözerek hemen ne yapalım? Pekiştirelim. Bakın. Burada kesit alanları ve uzunlukları birbirinden farklı iki tane iletken verilmiş sizlere. Diyor ki özdeş. Bunlar aynı iletken çeşitleri ama kalınlıkları ve kesit alanları farklı. K ve L cisimlerinin boyları sırasıyla L ve 2L'dir. K'nın direnci R ise, ile değil ise, L'nin direnci kaç R'dir? Hemen formülümüzü yazalım mı? Yazalım. Şimdi bunun direncine R demiş, doğru mu? Hemen R'yi yazalım. Rho çarpı, aynı oldukları için öz dirençleri de aynı. İkisinde de rho kullanıyorum. Neydi rho? L bölü A. Boy ne kadar? L kadar. Kesit alanı ne kadar? 2A kadar. Sonra bana demiş ki L için bak şu K, bu da L. Değil mi? Onlara bakalım. Şimdi L için yazalım direnci. R üssü diyelim mi ona da? Aynı olduğu için yine rho yazıyorum. Çünkü öz dirençleri aynı. Aynı cins maddelerin öz dirençleri aynıdır sevgili arkadaşlar. Rho L bölü A'ydı. Bunun uzunluğu ne kadar? 2L kadar. Kesit alanı ne kadar? 6A kadar. Hadi sadeleştir. Rho çarpı L bölü ne olacak? 3A olacak. E sen R'yi R üssü cinsinden yazarsan ne olacak R üssü? 2R bölü 3 olacak değil mi sevgili öğrenci? Lütfen bunlara dikkat et. Sadece formül yapacaksın. Oranlama yapacaksın. Başka da bir numarası yok. Haydi gel devam edelim. Elektrik devrelerinin bel kemiği dediğimiz nokta vardı ya, onunla devam edelim. Ohm kanunu ve kısa devre. Kısa devre bu aralar çok popüler. Aman devreler çözerken dikkat edin lütfen. Ohm kanunu bir elektrik devresinde akım, gerilim ya da voltaj ve direnç arasındaki bağlantıyı veren kanundu. Neyle gösteriyorduk? Direnç eşittir gerilim bölü akım diyorduk. Hani meşhur vır formülü vardı ya sevgili arkadaşım. İşte bu ifademiz karşımıza ne olarak geliyordu? Ohm kanunu olarak geliyordu. R dirençti, birimi ohmdu. V potansiyel farklı, gerilimde ikisi de kullanılırdı. Bu sembolle gösteriyorduk. Birimi neydi? Volt idi. Akım da I sembolüyle gösteriliyordu. Birimi amperdi. Aralarındaki ilişki ister böyle göster, ister böyle göster. Zaten bu da bundan çıkıyor. Peki hocam kısa devre neydi? Hadi gel bunu da hatırlayalım. Unutma. Akım her zaman yoluna devam etmek ister. Hiçbir pürüz istemezdi ki direnç veya lamba ya da herhangi bir devre elemanı akım için neydi? Aslında bir pürüzdü. Çünkü her devre elemanıyla karşılaştığı zaman illaki bir dirençle karşılaşacaktı. O yüzden ne demiştik? Akım her zaman dirençsiz ya da devre elemanı olmayan bir yolu tercih edecekti ki enerjisini boşa harcamazsın. Dolayısıyla bu şekilde devreyi tamamlamak isteyecek. Eğer o yüzden akım devre elemanı üzerinde olmayan ya da düz bir tel bulursa kısa yoldan hemen oradan dolanıp gelmek isteyecek arkadaşlar. İşte böyle olduğu zaman da akım bir devre elemanından geçmediği zaman, üzerinden geçmediği zaman o devre elemanı çalışır mı? Mümkün değil. Çalışmaz sevgili genç. O yüzden ne olacak? O devre elemanı çalışmadığı için kısa devre olacak. E benim bir de devre elemanını devreye takma amacım nedir? O devreyi çalıştırmasını sağlamak. Şimdi bak hemen şunun üzerinden gösterelim sana. Öncelikle şurada düz iletken bir telim var ama bunun arası açık. Şimdilik kapatmayacağım. Bir kere devre çalışması için kesikli bir böl, yani açıklık olmaması lazım. Şuradaki anahtarımı kapattım. Artı kutbundan elektrik akımı çıktı. Bak takip et. Ampermetreden geçti.
Şuradan, burası açık ya, buradan gitmeyecek şimdi. Birinci lambama geldi yaktı, hop geldi. İkinci lambama geldi yaktı, devreyi tamamladı, geri döndü. Burada kısa devre yok. Çünkü niye? Şu iletken telimde kopukluk var. Peki gel şimdi bu iletken teli bir kapatalım. Bakalım akım artık nasıl ilerleyecek. Şimdi yine artı kutbundan çıktı. Geldi, bak bak şimdi güzelliğe bak. Burada lamba var. E niye dirençli yolu takip etsin ki? Çünkü lamba da direnç demektir aslında. Geldi şuradan geçti. Hop buradan gitmek zorunda artık. Burayı takip etti. E şimdi buradaki lambamın üzerinden akım geçmedi. Geçmediği için oradaki lambam ne oldu sevgili arkadaşım? Kısa devre oldu. Yanmadı ama bu yanmaya devam etti. Bunun üzerinde iletken bir tel olsaydı akım buradan devam edecekti. İkisi de kısa devre olacaktı. Kısa devre dediğim gibi bu aralar çok popüler. Lütfen dikkat et, uyanık ol. Dirençlerin bağlanmasına bakalım. İki şekilde bağlayabiliyordum. Ya seri bağlıyordum ya da paralel bağlıyordum. Veya ikisinde karışık bağlıyordum. Hatırla, bunları da harflendirme yöntemiyle düzenliyordum. Peki seri bağlamada neler hatırlamak zorundayım? Seri bağlı devre elemanları neydi? Aynı tel üzerine ben devre elemanlarımı bağlıyordum. Bu direnç de olabilirdi, üreteç de olabilirdi, lamba da olabilirdi. Buradan bir akım çıktığı zaman bak, şuradaki direncin üzerinden de aynı akım geçti. Buradan da aynı akım geçti. Buradan da aynı akım geçti. Telleri ayrılmadan geldi, devreyi ne yaptı? Tamamladı sevgili arkadaşım. Dolayısıyla akım, ana koldan çıkan akım neyse I1'in üzerinden geçen de I akımıdır. I2'den de I3'den de, yani akımlar neydi, birbirine eşitti. Peki seri bağlı devrelerde eşdeğer direnci nasıl buluyordum? Neydi eşdeğer direnç? Devredeki bütün elemanların yerine kullanabileceğim tek bir dirence eşdeğer direnç diyordum. Peki onu nasıl hesaplıyordum? Seri bağlıysa toplayıp geçiyordum. Peki gerilimleri nasıl hesaplıyorduk? Toplam gerilim diyelim, daha doğru olur. Eğer sizin devre elemanlarınız seri bağlanmışsa birbirine, dirençlerin seri bağlanmışsa, her birinin üzerindeki gerilimi toplayarak toplam gerilimi ne yapabiliyorduk? Elde edebiliyorduk. Gerilim de nasıl hesaplanıyordu? I çarpı R ile hesaplanıyordu. I çarpı R1, I çarpı R2, I çarpı R3 sana buradaki V toplamı verecekti. Peki ben bunları paralel bağlarsam? Neydi hocam paralel bağlama? Farklı teller üzerine bağlıyordum. Sonra o telleri birleştiriyordum. Oluyordu bana. Nedir? Paralel bağlama sevgili arkadaşım. Baktığın zaman şimdi burada neyim var benim? R1, R2. Değil mi? Bunların hepsi aslında R1, R2, R1, R2 dirençlerdir. Lamba sembolüyle gösterdik ama unutmayın, lambalar da direnç görevi görür sevgili arkadaşlar. Çünkü onun üzerinden geçerken de ne yapıyoruz? Enerji harcıyoruz. Paralel bağladığım zaman eşdeğer direncimi nasıl buluyordum? 1 bölü R eş şeklinde buluyordum. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2. Üçüncü direncim varsa 1 bölü R3 şeklinde buluyordum. Sadece 2 tane paralel bağlı direncim varsa, bak unutma, sadece 2 tane varsa çarpımları bölü toplamları yapabiliyorduk değil mi? Mesela şurayı, R eşi bulmak istiyorum ben. Burada 2 tane var ya. R1 çarpı R2, bu bizi büyük kurtarıyordu, hatırlıyor musun? R1 artı R2 şeklinde alıyorduk. Peki gerilimler nasıl paylaşılıyordu? Bir kere paralel bağlanmışsa her birinin üzerindeki gerilim birbirine eşit idi. Akımlar neydi? Bak şimdi ana koldan benim I akımım çıktı mı? Çıktı. Buraya geldiğinde iki kola ayrılacak, doğru mu? Buradakine I1 diyelim, buradakine I2 diyelim. O zaman ana koldan çıkan akımım nedir benim? I1 artı I2. Üçüncü bir kolama ayrıldı. I3 artı I3 artı I4 diye devam edebilirsin. Geldik üreteçlere. Üreteçlerde de dikkat edeceksin. Üreteçlerin de aynı şeyde olduğu gibi seri ve paralel bağlanması söz konusu. Ancak seri bağlılara baktığınız zaman sevgili arkadaşlar, seri düz bağlama vardı, seri ters bağlama vardı. Hatırlayın, derste çok üzerinde durduk bunların sevgili gençler. Neydi? Düz bağlama ve ters bağlamaya bakalım. Bir kere düz bağlama neydi? Birinin eksi kutbuna diğerinin artı kutbu denk gelecek şekilde. Normal bağlama aslında bu. Peki üreteç devreye elektrik akımı sağlayan enerji kaynağıydı. Üreteç değil mi? Elektromotor kuvvet kaynağı olarak da gösteriyorduk. Hatta EMK demiştik. Sadece epsilon sembolüyle göstermiştik. Yine I çarpı R eşi eşitti. Hani V eşittir I çarpı R'den çıkarmıştık. Demiştik ki artık pilin gerilimine V demeyelim de elektromotor kuvvet kaynağı olduğu için E diyelim. Eğer sizin pilleriniz, üreteçleriniz, devre elektrik kaynağı olan mekanizmanız, üreteciniz diyelim, seri düz bağlanmışsa eşdeğer EMK, yani elektromotor kuvvetini nasıl buluyorduk? Topluyorduk, doğru mu? Peki ters bağlanmışsa mutlak değer içinde farklarını, yani toplamlarını alıyorduk. Bakın seri ters bağlama eksisi eksisine gelmiş, gördün mü? Buna çok dikkat edeceksin. Peki paralel bağlarsam ne olacak? Paralel bağlama neydi? Birinin artısı diğerinin artısına denk gelecek şekilde farklı teller üzerinde görüyorsun. Dolayısıyla eğer senin üreteçlerin paralel bağlanmış
1'se eşdeğer EMK neydi? Birbirine eşitti değil mi? Devrenin toplam EMK'sı bir tane pilin EMK'sına eşitti. Bunlara da dikkat edin. Bir de neye çok dikkat edeceksiniz? Derste çok üzerinde durmuştuk yine. İç dirençleri var mı? Yok mu? Üreteçlerin dikkat edeceksin. Seri ise seri bağlı gibi işlem yapıyordun. Paralel ise paralel bağlı gibi işlem yapıyordun. Üreteçlerin çok bir numarası yoktur. Özellikle iç dirençten üzerinize gelmeye çalışırlar. Aman aman gözünüzü sevelim. Düşmeyin bunlara. Elektriksel enerji ve elektriksel güçten bahsedelim. Tanım olarak bana ne diyordu? Elektrik yüklerin konumundan ya da hareketinden kaynaklanan enerjiye elektrik enerjisi diyordum. Şöyle bir bağıntım vardı hatırlayacak olursan. E eşittir elektrik enerjisi demektir I kare RT ya da E eşittir V çarpı I çarpı T. E vitamini demiştik. Bu şekilde kodlamıştık. Bir kere elektrik enerjisi elektrik dönüşümleriyle daha kullanışlı bir hale geliyordu değil mi? Mesela işte ben elektrik enerjisini ısıtmada kullanıyordum, soğutmada kullanıyordum. Hani klimalarda, buzdolaplarında, fırınlarda, o ventilatörlerde, lambalarda. Tabii ki elektrik enerjisini farklı cihazlarla daha kullanışlı hale getiriyoruz. Saf elektrik enerjisi dönüştürmediğim sürece çok da işime yaramıyordu. Bu enerji yapılan iş aracılığıyla potansiyel ve kinetik enerjiye yani toplamı olan mekanik enerjiye dönüşüyordu. Elektriksel güç neydi peki? Bir kere elektriksel enerjiyi hangi sembolle gösteriyorduk? E sembolüyle gösteriyorduk. Enerji olduğu için birimi joule olarak geliyordu karşıma. Peki güç ne anlama gelir? Bir kere gücü baş harf şeyin İngilizcesinin baş harfinden gelirdi. Doğru mu? P sembolüyle gösteriyorduk. Bir elektrik devre elemanının lütfen tanıma dikkat et. Birim zamanda harcadığı elektrik enerjisine güç diyoruz. P sembolüyle gösteriyoruz. Birimini watt olarak alıyorduk. Bak tanımdan yine formül çıkaralım mı? Birim zamanda harcanan elektrik enerjisine güç diyordum. Hadi biraz açılım yapalım. Peki burada E vitamini değil miydi? Yani E yerine V çarpı I çarpı T yazamaz mıyım? Yazarım. Şu T'leri gönderemez miyim? Çok rahat gönderirim. Burada sadece V çarpı I kaldı mı? Kaldı. E peki sevgili arkadaşlar. Buradaki V yerine I çarpı R yazamaz mıyım? Yazarım. Buradaki I'ları çarptığımda kare R gelmez mi? Geldi bile. Bak yavaş yavaş gidiyoruz gördün mü? Peki şuradaki I yerine yine V'dan çektiğim zaman yazdığımda V kare bölü R gelmez mi? Gelir. Soruda hangisi sizden istenmişse onun açılımını bu şekilde yapıp sadeleştirebilirsiniz. Dikkat edin. Peki geldik lambalı devrelere ki gerçekten elektriğin en eğlenceli kısımlarından bir tanesiydi değil mi sevgili arkadaşlar? Lambalı devreler. Bir kere lambanın parlaklığını sorardı bizde. İşte lambaları seri bağladım, tek bir pil bağladım. Lamba sayısını arttırırsam ne olur? Ya da paralel bağladığımda ne olur gibi sorular vardı. Lütfen bunları hatırlayınız. Lamba parlaklığını lambanın gücü belirler. Yani P ile doğru orantılıdır. Peki sevgili arkadaşlar, P ile doğru orantılıdır dedik. E P de sevgili gençler, hani az önce yaptık ya, I kare çarpı R değil miydi? Bir basamak daha açtığımızda V kare bölü R gelmedi mi? O zaman P I ile doğru orantılı, V ile doğru orantılı değil mi? Bunlar da arttıkça, yani akım da arttıkça, gerilim de arttıkça ne olurdu? P artardı. P arttıkça, güç arttıkça lambanın parlaklığı artardı. Lambaların elektriksel güçleri ne kadar fazla ise lamba o kadar parlak yanar. İstediğimiz şey de bu zaten. Lambalar eğer özdeş ise, yani aynı tür lambalar kullanılmışsa, parlaklıkları kıyaslanırken yalnızca akıma ya da potansiyel farkına bakıyorduk. Özdeş lambalarda lamba üzerinden geçen akım fazla ise lamba parlak yanar ki artık hep birbirimizi ne yapıyoruz? Bak teyit ederek ilerliyoruz. Özdeş lambalarda lambanın uçları arasındaki potansiyel fark fazlaysa lamba parlak yanar. Zaten gerilim ve akımla doğru orantılı olduğunu söylemiştik. Nasıl paylaşıldığını da burada ne yapıyoruz? Açık açık gösteriyoruz sizlere gençler. Lütfen dikkat edin. Bakın seri bağlı, paralel bağlı, paralel bağlı. Bunlara ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Derste de bol bol konuştuk bunları. Üreteçlerden çekilen akım ne kadar fazlaysa üretece bağlı olan lambanın ışık verme süresi o kadar kısa olur diyoruz. Lütfen dikkat et. Bak şimdi iki tane sistem görüyorsun. Burada birer tane pil var. Sayısı değişen, yani değişken olan lamba sayısı var değil mi? Bak burada da lamba sayımız aynı, pil sayımız fazla. Bakalım bunlar bana ne söylüyormuş? Pil sayısı sabit tutulup lamba sayısı arttırıldığında parlaklık azalır. E tabii ki azalır. Çünkü buradaki gerilim artık, bak burada V idi. Ne oldu? V bölü 2, V bölü 2 aldı. V bölü 3, V bölü 3, V bölü 3 aldı. Değil mi? Tabii ki gitgide ne yapacak? Lamba sayısını arttırdığımda gerilim azalacağı için parlaklık da azalacaktır. Lamba sayısı sabit tutulup pil sayısı arttırıldığında parlaklık artar ifadesini kullanmış. E tabii ki bak. Pilin bir tane pilin gerilimini alıyor. İki tane pilin gerilimini alıyor. Üç tane pilin gerilimini alıyor. E bunun parlaklığı artmasın da benim parlaklığım artsın değil mi? Haydi gel sorumuza bakalım hemen. Buradan pekiştirmek için biraz da işlem yapalım ki işlemlerle nasıl ifade ediyoruz bunu da görmüş olalım. Özdeş üreteçlerle kurulan elektrik devrelerinde X, Y, Z lambalarının parlaklık ilişkisi nedir? Bir kere burada özdeş üreteçler kullanılmış ya. Her birinin epsilon, 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 epsilon diyelim. Çünkü özdeş üreteçler
üreticiler. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu üreticiden çıkan akıma ne diyelim? I1 diyelim. Bu üreticiden çıkıp buraya gelen akıma ne diyelim? I2 diyelim. Buna da I3 diyelim. Yani X'e I1, Y'ye I2, Z'ye de I3 gelmiş olsun. Biz az önce bir tane temel formülümüz yok muydu? V'dan elde etmiştik. I çarpı R'ydi. Doğru mu? Hadi gelin bunu bunlara uyarlayalım. Birincisi için yazıyorum. Şuraya birincisi için yazayım. Epsilon bir tane pilim var. EMK'sını yazdım. Bunlar özdeş ya lambalar. Her birinin direncine R diyelim mi yine? Nasıl olsa özdeş, istediğimi derim. Burada kaç tane R var? 2 tane R var. 2R çarpı I1 dedim. Ne dedim? Akımla parlaklık doğru orantılı. Buradan akımları çektiğim zaman ben, yani akımların sıralamasını bulduğum zaman otomatikman parlaklıkları da bulmuş olacağım. Ne geldi? Epsilon bölü 2R. Haydi gel buna bakalım. Kaç tane epsilon var? 2 tane. 2 epsilon eşittir R çarpı, bir tane lambam var çünkü. Ne geldi oradan? I2 geldi. Bir taneler şuradan da I2'yi çekersem ben eğer, karşıma ne gelecek? 2 epsilon bölü. 2 yapamayan hoca yapmışlar. Bölü R olarak geldi. Gel bunu da çekelim. 2 tane neyim var benim? EMK'm var. 2 epsilon eşittir diyorum. 2 R çarpı I3. Sen buradan I3'ü çekersen ne geldi bu? Şu ikilerde bir gönder gitsin bakalım. Epsilon bölü R gelmedi mi? Akımları sıralayalım. Parlaklıklarını bulalım. I2 büyüktür. I3 büyüktür. Ne geldi? I1 geldi. Parlaklıkları da doğru orantılı. Yani güç sıralayacağım. Değil mi? Hemen bakalım şuradan. PY büyüktür. PZ büyüktür. PX olarak elde etmiş olduk. Bunları bu şekilde bölerseniz bence soruyu hatasız, rahat çözersiniz. Elektrik kısmı bitti. Manyetizmada neler söylemiştik? Manyetizmada bol bol neyin üstünde durduk? Mıknatısların üzerinde durmuştuk hatırlarsan. Bununla beraber bir de bir iletkenin çevresinde oluşan elektrik akımı nelere bağlıydı? Bunlara göz gezdirmiştik. Peki baktığımız zaman demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere ne dedik? Mıknatıs dedik. Bir mıknatısın çekme özelliğinin en fazla olduğu noktalara kutup dedik. Mıknatısların uçlarından biri her zaman kuzey, diğeri güneyi gösterirdi. N, S olarak ifade etmiştik. Her mıknatısın iki kutbu vardır. Tek kutuplu mıknatıs olamaz sevgili arkadaşlarım. Siz bir mıknatısı bu nedenle kaç parçaya bölerseniz bölün, kendiliğinden zaten her zaman çift kutuplu olacaktır. Bunu kesinlikle unutmayın. N ve S olarak iki kutuplu olacaktır. Mıknatıslarda her zaman aynı kutuplar birbirini iterken zıt kutuplar ne yapardı? Birbirini çekerdi. Manyetik alan çizgilerinin yönlerinden dolayı, ki hemen üzerine geldi. İyi ki de geldi. Mıknatısın manyetik alan çizgileri. Daha doğrusu manyetik alan çizgileri diyelim. Sadece bunu mıknatısı özgü bir ifade olarak kullanmayalım. Manyetik alan çizgileri neden vardı? Manyetik alan çizgileri manyetik alanı temsil etmek için kullanılan hayali çizgilerdi. Gerçekte yok. Dikkat et. Tam olarak bunlara kuvvet çizgileri. Manyetik alan kuvvet çizgileri de diyorduk. Her zaman kuzey kutbundan güney kutbuna doğruydu sevgili arkadaşlar. Bu da önemli bir özellikti. Boşluk doldurmaların hani vazgeçilmez ya da test sorularının vazgeçilmez sorularından bir tanesidir. Manyetik alan çizgileri kapalı eğriler şeklindedir. Başlangıç ve bitiş noktaları yoktur. Yani şöyle ne dedik? Bak şöyle yani. Kapalı eğrilerde şöyle açık çiziliyor ama bunların devamları var aslında. Sembolik olarak böyle gösteriyoruz. Manyetik alan şiddetinin fazla olduğu yerlerde sık, küçük olduğu yerlerde seyrek olarak gösteriyorduk. Manyetik alan çizgileri asla birbirini kesmez. Yine çok gelen kısımlardan bir tanesiydi. Kapalı eğrilerdir, dikkat edin. Hayali çizgilerdir ve asla birbirini çekmez. Ve ben elektromıknatıslara en son değinmiştim hatırlarsanız sevgili arkadaşlar. Elektrik akımından faydalanarak mıknatıs elde etmek demekti. Elektromıknatıs. Siz demir bir tele bir iletken sarıp o iletkende bir üretece bağladığın zaman aslında bir manyetik alan elde ediyorsunuz ve burada bir mıknatıslanma meydana geliyordu arkadaşlar. Bu şekilde elde ettiğim mıknatıslara ne diyordum? Elektromıknatıslar diyordum. Sarım sayısıyla manyetik alan doğru orantılı olarak karşıma gelirdi. Akım kesildiği zaman manyetiklik etkisi ortadan kalkardı. Çünkü burada mıknatıslık etkisini meydana getiren şey iletken üzerinden geçen akım miktarıydı. Akım miktarı ne kadar fazlaysa manyetik etki de o kadar fazla oluyordu. Peki nerelerde kullanıyoruz? Hoparlörlerde kullanıyoruz, bilgisayarlarda kullanıyoruz, elektrik kapı zillerinde kullanıyoruz. Maglev trenleri, ki son yılların gerçekten en büyük icatlarından bir tanesi, elektromıknatısları kullanıyoruz. Tamamen aynı kutupların birbirini itmesi, zıt kutupların birbirini çekmesi özelliği kullanılarak elde edilen bir teknolojik ürün idi. Peki pusula. Pusula bizim için neydi? Yön bulmamızı sağlayacaktı.
sağlayan bir cihazdı, doğru mu? Peki pusula neye göre çalışıyordu? Dünyanın manyetik alanından faydalanarak çalışıyordu ki dünyaya biz ne demiştik? Bir mıknatıs topudur. İçerisinde büyük oranda demir ve az miktarda nikel erimiş halde bulunurdu çekirdekte ve dönme sonucunda etrafında bir manyetik alan meydana getirirdi. İşte bunun etrafında oluşan manyetik alan sayesinde ben pusulayı kullanıyordum ve yönlerimi buluyordum. Yine kuzey ışıkları, kutup ışıkları, auroralarda yine neydi? Dünyanın manyetik alanının sonuçlarından bir tanesiydi. Peki ben sadece mıknatıslardan mı manyetik alanı elde ederim? Hayır. Ben normalde içerisinden bir elektrik akımı geçirdiğim zaman her iletkenin etrafında bir manyetik alan elde ederdim. Manyetik alan. Şimdi şöyle iletken bir tel düşünüyorduk. Ben bu telden elektrik akımı geçirdiğimde etrafında bir manyetik alan oluşuyordu, değil mi? Ve ben bu manyetik alanın yönünü sağ el kuralı ile buluyordum. Neydi? Sağ elimin baş parmağı akımla aynı yöne gelecek şekilde yaptığım zaman bu telin etrafında dört parmağımı dolaştırdığım zaman dolanan dört parmağım manyetik alan yönü olarak karşıma geliyordu. Derslerimizde bol bol yaptık pratiğini sizlerle birlikte. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, manyetik alan telin etrafında bu şekilde oluşuyor. Peki bunun özellikleri neydi, ne dedik? Sağ el kuralıyla bulunduğunu söyledik. Dört parmak bize manyetik alan yönünü gösterir. Bak dikkat et, burada sen akımın yönünü değiştirdiğin zaman manyetik alanın yönü de değişiyor. Sayfa düzleminden içeri, sayfa düzleminden dışarı olarak konuşmuştuk sizlerle bunu. Peki matematiksel olarak nasıl sembolize etmiştik? Siz bir telin üzerinden I akımı geçirdiğiniz zaman telden D kadar uzaklıkta bir noktada manyetik alanı bulmak istiyorsunuz. Bakın akımla aynı yöne gelecek şekilde ne yaptım? Baş parmağımı yerleştirdim. Şu noktanın manyetik alanını arıyorum. Önce yönünü bulayım. Neydi? Bak içeri giriyor. Şöyle çevirdiğim zaman dışarı çıkıyor. Sayfa düzleminden içe, sayfa düzleminden dışa. O zaman A noktasında benim manyetik alanım nedir? Sayfa düzleminden içe. Peki hangi matematiksel yazılımı, yani formülle elde ediyorduk? K bizim sabitimizde 2'yi bölü D. D neydi? Noktanın sevgili arkadaşlar. Şöyle D yapalım. Noktanın tele olan uzaklığı idi. Hemen birim analizlerimizi ve açıklamalarımızı da yanda görüyorsunuz. Evet. Geldik ikinci ünitemize. Şöyle şu sayfada ikinci ünitemizi sizlere özetlemek istiyorum sevgili gençler. Bakalım bakalım bana ne söylüyormuş. Bir kere basınç ve kaldırma kuvvetinden bahsetmiştik. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete biz ne diyorduk? Basınç diyorduk. Katı sıvı gaz içinde geçerli bir formül. Formül idi bu. Basıncı P sembolüyle gösteriyorduk. Ne dedik? Birim yüzeye dik etki eden kuvvet. O zaman sen birim yüzeye etki eden dik kuvveti yüzey alanına bölersen ne elde etmiş olursun? Basıncı elde etmiş olursun. Aynı zamanda katılarda basınç da neye eşitti? Katılara dışarıdan kuvvet uygulamadığınız zaman bile zaten yüzeye kendi ağırlığından dolayı ne uyguluyordu? Bir basınç uyguluyordu. Peki sıvılarda basınç neydi? Sıvılarda basınç düzgün yükselen kaplara baktığımız zaman nokta üzerinde dik yükselen sıvıyla doğru orantılıydı, değil mi? İçerisinde bulunan kabın temas ettiği tüm yüzeylerine basınç uygulardı. Peki formülü nasıl yazardık? H çarpı D çarpı G olarak yazardık. Dolayısıyla dikkat edeceksin, burada D dediğimiz şey sıvının öz kütlesi. H nokta üzerinde belirlediğimiz sıvının miktarı. Bak noktayı buradan belirlersen yukarı doğru çiziyorsun, şu kadarlık yükseklik alıyorsun. Noktayı şurada belirlersen şu kadarlık yüksekliğini alıyordun. Nokta üzerinde dik yükselen sıvı miktarı tanımına lütfen çok dikkat et. Pascal prensibimiz vardı, değil mi? Sıvılar basıncı aynen bir noktadan başka bir noktaya ilettikleri için Pascal sistemimizi hemen şekildeki gibi yazmıştık. Açık hava basıncımız vardı. Bir de basınç ölçen aletlerimiz vardı. Bunlara bir göz gezdirelim isteyelim. Açık hava basıncı neydi? Torricelli tarafından ölçülmüştü. Neye eşitti? P0 76 santimetrelik bir civa olarak ölçülmüştü. Hatırlıyor musun? Deniz seviyesinde 0 santigrat derecede yapılan bir deneydi bu. Atmosfer basıncı olarak da ifade ediyorduk. ATM ile gösteriyorduk. 76 santimetrelik bir civaya eşitti açık hava basıncı. Hatta bununla işte birlikte manometreleri de dengelemiştik. Lütfen hatırla. Peki kapalı kaplarda gaz basıncına bakalım. Kapalı kaplarda gazın basıncı neye bağlı olarak değişiyordu? Bir kere gazlar her oranda sıkıştırılabiliyordu, değil mi? Dolayısıyla bu basıncı da etkileyen bir kavramdı. Taneciklerin hareketinden kaynaklanırdı kapalı kaplarda basınç. Bunun sonucunda kapalı kaplarda gazın basıncı kabın her nokta, şurası önemliydi, eşit olarak iletilirdi. Kapalı kaplardaki peki ideal gazların basıncı neye bağlıydı bir kere? Kabın hacmine bağlıydı, değil mi? Sen bunu ne kadar sıkıştırırsan ya da ne kadar genişletirsen tanecikleri şu duvarlara çarpma sistemi o kadar artıp azalıyordu. Onun dışında neye bağlıydı? Tabii ki sıcaklığa bağlıydı. Doğru orantılıydı hatta. Bir de neydi? Kabın içine koyduğun madde miktarına bağlı olarak değişiyordu. Kapalı kaplarda gazın basıncı. Bir de akışkan basıncımız vardı. Herhangi bir cisim içerisinde H
hareket eden sıvının ya da gazın basıncıydı değil mi? Akışkan dediğimiz zaman sıvı ya da gazları düşünecektik sevgili arkadaşlar. İkisini aynı anda düşünmemiz gerekiyordu. Hareket halindeki gazların ve sıvıların oluşturduğu basınçtı akışkan basıncı. Kesit bu boruyu çok net hatırlayın lütfen. Çok detaylı bir şekilde paylaşmıştık sizlerle. Bir kere ne dedik? Kesit alanıyla hız ters orantılıydı. Yine hızla basınç da ters orantılıydı. Hatta demiştik ya hortumun içinden su aktığını düşünün. Ki o amaçla üretilir. Ağzını sıkıştırdığınız zaman daha hızlı çıkar. Daha uzağa gider. Buradan aklınızda kalmasını istemiştik. Peki açık hava basıncı, kapalı kaplardaki gaz basıncı yani basınç ölçen aletlerimiz nelerdi? Hemen bunlara bakalım. Bir kere açık hava basıncını neyle ölçmüştük? Barometrelerle ölçmüştük açık hava basıncını. Kapalı kaplardaki gaz basıncını neyle ölçüyorduk? Manometrelerle ölçüyorduk. Bunlar test sorularında çok gelir karşınıza. Dikkat edin demiştik sevgili arkadaşlar. Açık hava basıncından yararlanarak bir yerin deniz seviyesine olan yüksekliğini neyle ölçmüştük? Altimetrelerle ölçmüştük. Deniz suyunun basıncı kullanarak denizin derinliğini ölçmeye yarayan ölçüm aletimiz neydi? Batimetre. Batmaktan aklınıza gelsin demiştik. Devam edelim. Kaldırma kuvveti son ifademiz, sonra pekiştirme sorularımıza geçeceğiz. Bir cisim bir sıvıya bırakıldığı zaman sıvı tarafından yukarı itilirdi değil mi? Hani kaldırması lazım. Adı üzerinde kaldırma kuvveti. İşte cisimlere sıvı tarafından uygulanan bu kuvvete biz ne diyoruz? Kaldırma kuvveti diyoruz. Peki kaldırma kuvvetini hangi formülle ifade etmiştik? Fk kaldırma kuvveti. Cismin batan kısmının hacmi sıvının öz kütlesi ve yer çekimi ivmesi Fk eşittir V batan çarpı D sıvı çarpı G ile ifade edilmişti. Peki ben bir cismi sıvının içerisine bıraktığım zaman 3 şekilde dengede kalabilirdi. Yüzebilirdi, askıda kalabilirdi, batabilirdi değil mi? Şunun hatta başına yazalım. Yüzme durumu, askıda kalma durumu, bu da batma durumu olarak karşımıza gelirdi. Şimdi yüzme durumunda ne oluyordu? Cismin hacminin bir kısmı sıvının yüzeyinde kalıyordu. Yani hacminin tamamı sıvı içerisinde değildi. Biz buna ne diyorduk? Yüzme durumu diyorduk. Tam ortadan da olabilir, şu şekilde de olabilirdi. Bak hatırla, şu şekilde de olabilirdi. Ondan sonra şu şekilde de olabilirdi. Tam ortasından da olabilirdi. Bunların hepsi nedir? Yüzme durumundadır. Unutma, yüzme durumunda ve askıda kalma durumunda cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Sadece öz kütlelerle ilgili bir iki hatırlatma yapacağım. Şimdi biz normalde kaldırma kuvvetini neye eşitliyoruz? Ağırlığa eşitliyoruz. Kaldırma kuvvetini neyle ifade ettik? V batan çarpı D sıvı çarpı G ile. Peki cismin ağırlığı da V cisim çarpı D cisim çarpı G değil midir? Tabii ki öyledir sevgili arkadaşlar. Ancak bir cismin sıvı içerisinde mesela bunları şöyle götürdüğümüz zaman, tamam mı? Şu G'leri götürdüğümüz zaman cismin batan kısmının hacmi ile cismin hacmi birbirine eşit değil gördüğünüz gibi. Çünkü batan kısmının hacmi bu kadar. Dolayısıyla bir cismin yüzme durumunda olması için cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesinden küçük olması gerekir. Şurası önemli, dikkat edeceksin. Bir cisim askıda kalmışsa ne olacak? Bir kere cismin hacminin tamamı sıvı içerisinde olacak. Yani cismin batan kısmının hacmiyle ikisine de batan yazmışız. Şurası cisim. Cismin hacmi nedir? Birbirine eşittir. E şuradan G'leri de gönder. G'leri de gönder gitsin. Değil mi? İfadelerimiz, şu G'yi göremedim. Ha, şunu da gönder gitsin. E sen şimdi buna baktığın zaman Fk eşittir G dediğin zaman bak D sıvı eşittir D cisim değil mi? Şunu da gönderdik. Çünkü cismin hacmi ile batan kısmın hacmi birbirine eşit. Bir cismin askıda kalabilmesi için sevgili arkadaşlarım ifadene baktığın zaman ne geldi buradan? Sıvının öz kütlesinin cismin öz kütlesiyle bağlantısını bu şekilde göstermiş olduk sevgili arkadaşlar. İfadene baktığın zaman battı. Batma durumunu düşün. Batma durumuna geldiğinde yine bak eğer bir cisim batıyorsa yani tabana tam teması varsa Fk küçüktür G olacak. Yani cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığından ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Bunu kesinlikle unutma. Dolayısıyla sen yine sadeleştirmelerini yaptığın zaman yani V batan çarpı D sıvı çarpı G küçüktür dedik değil mi? Küçük olması lazım. V cisim çarpı D cisim çarpı G dediğin zaman şunları bir sadeleştir. Şunlar da bir gitsin bak. Sıvının öz kütlesini cismin öz kütlesinden küçük olması gerekiyor. Şurada eşittir arkadaşlarım. Burayı hemen düzeltelim. Çünkü ne dedik? Eğer bir cisim burada askıda kalıyorsa sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesine eşit olacak ki zaten sadeleştirmelerimizi yaptığımızda sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesine eşit geldi. Burada eşit. Küçük. Burada da ne? Sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden küçük olacak ki batma durumu gerçekleşmiş olsun. Haydi o zaman ne yapalım? Pekiştirme sorularımıza başlayalım sevgili arkadaşlarım. Elektrik ve manyetizmadan başlayalım. Kaldırma kuvvetine doğru ilerlememizi sağlayalım. Şekildeki yoğun tüpünün birim kesitinden T eşittir 2 saniyede belirtilen yönlerde yükler geçmektedir. Oluşan akımın büyüklüğünü yazalım.
I eşittir Q bölü T değil miydi? Bakın artı eksi olması hiç önemli değil. Toplam yükü yazacaksınız burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüküm var. 6 klompluk yüküm var benim burada. Kaç saniyede geçmiş? 2 saniyede. Burada akımım ne gelir karşıma? 3 amper olarak gelir. Hemen ikinci sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar. Şekildeki devre parçasına göre KL noktaları arasında eşdeğer direnç kaç ohmdur demiş. Hemen devremi düzenliyorum harflendirme yöntemiyle. L dedim aynı telde gidiyorum. L dedim aynı telle. K şuraya geldi. Ondan sonra artık ben burada aynı harfi götüremem. M noktası dedim. M noktası dedim. L, K giriş çıkış noktalarınızı aynen yazın. Araya yazdığınız ifadeye dikkat edin. Hemen bakalım. LM arasında ne var? 12 ohm var. Yazdım, çizdim. Ondan sonra yine bakıyorum. LM arasında ne var? 6 ohm var. Yazdım, çizdim. Bunlar bitti artık. Geldim. MK arasında kaç var? 4 var. Yazdım, çizdim. Dikkat edin. Harflendirme yöntemi her zaman sizi kurtarır. KL arasında ne var sevgili arkadaşlarım? 8 var. Yazdım. Bunun da üstünü çizdim. Artık benden ne istiyor? Eşdeğer direnci istiyor. Önce bir düzenleme yapayım. Çarpımları bölü toplamlarından. Şurası benim karşıma. 4 ohm gelmedi mi? Geldi. Şu ikisi birbirine seri değil mi? Seri. Ne geldi? 8. Bak artık ne var? Şurada bir 8'im var. Şurada da bir ne var? 8'im var. 8, 8. Bunlar nedir? Birbirine paralel. Çarpım bunları bölü toplamlarından eşdeğer. Yani 64 bölü 16'dan karşıma ne geldi? 4 ohm olarak karşıma gelmiş oldu. Lütfen dikkat ediniz. Bir tane daha var. Şekildeki devrede ideal ampermetrenin gösterdiği değer 4 amper olduğuna göre üreticinin gerilimi kaç? EMK'dır ya da kaç volttur. Şimdi buradan bu ampermetreden şuradan sevgili arkadaşlar 4 amperlik akım mı geçmiş? Ne dedik? Dirençle akım ters orantılıdır. Buradan 4 geçtiğine göre buradan ne geçecek? 2 geçecek. Doğru mu? Yarısı kadar. Şimdi SM o zaman burada ana koldan 6 amperlik bir akım geçmez mi? Toplamlarını alıyorum ya burada gelip ayrıldığı zaman. Artık çok basit. I çarpı R eş mi? Hemen şuradan akımımı ne buldum? 6 buldum. Peki şu köşede R eşi bulalım. Şimdi 3, 6 ne geldi? 18 bölü 9'dan sevgili arkadaşlar 2, 10 geldi. Şu ikisi de birbirine seri olduğuna göre 4 artı 2'den ne geldi? 6 ohm geldi. Ben buldum mu bunu 36 volt? Tabii ki buldum. Haydi devam edelim bakalım. Ne diyor mıknatıslar? Mıknatıslarla ilgili manyetik alan çizgileri mıknatısın içinde S kutbundan N kutbuna doğrudur. Hayır, N'den S'e doğrudur. Birinci öncülüm gitti. Manyetik kuvvet çizgileri birbirini kesmez ve süreklidir. En önemli özelliğiydi. Mıknatıslarda itme ve çekme özelliğinin en fazla olduğu yerlere kutup denirdi. Bu da tabii ki doğru bir öncül olarak karşıma geldi. Sorumun cevabı D seçeneği. Hemen basınçla ilgili başka bir soru daha. Verilen işlemlerden hangisi basıncı arttırmak için uygulanır? Basınç neydi? F bölü S'ydi. Ben basıncı arttırmak istiyorsam sevgili arkadaşlarım yüzey alanını küçültmek zorundayım. Kramponların tabanlarının sivri yapılması. Evet. S'i küçülttüm. P'yi arttırdım. Traktörlerin arka tekerleğinin geniş olması. S artarsa P azalır. Ben basıncı arttırmak istiyorum. İkinci öncül yanlış. Bıçak ve baltaların bilenmesi. Bıçak ve baltaları bilediğimde ne yapıyorum? S'yi küçültüyorum. Yine P'yi arttırıyorum. Üçüncü öncülüm de doğru. Sorumun doğru cevabı 1 ve 3 olmuş oldu. Bakalım bakalım. K ve L kaplarındaki sıvılar özdeştir. Tamam. K kabının tabanına etki eden sıvı basıncı 15 pascal ise L kabının tabanına etki eden sıvı basıncı ne kadardır? Şimdi bunların her birinin yüksekliğine H diyelim mi? Hemen K için yazalım. PK için yazalım mesela. Ne geldi? 3H, DG. PL'yi yazalım. HDG doğru mu? Peki ben burada PL'yi yazacak olursam PK bölü 3 olmaz mı? 3'te 1 kadar değil mi? Peki ben PK'ya 15 olarak vermiş miyim? Vermişim. 15 bölü 3'ten ne geldi? 5 pascal olarak gelmiş oldu. Hemen bir diğer sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar. Havadaki ağırlığı 400 Newton olan bir K sıvısına tamamen batırıldığında cisim ağırlığı 250 Newton olarak ölçülüyor. Aynı cisim L sıvısına tamamen batırıldığında ağırlığı 150 Newton olarak ölçüldüğüne göre DK bölü DL oranı kaçtır? Şimdi şurada 400, şuradaki sıfırların birine gönderelim gitsin. Sevgili arkadaşlar bakın buradaki baktığımız zaman T ip gerilmesi ağırlık eksi kaldırma kuvveti değil midir? Değil mi? Çünkü cismin ağırlığı aşağı doğru, kaldırma kuvveti nedir? Yukarı doğru. O zaman benim genel bağıntım ne olacak? G eksi FK eşittir T olacak. Bir tane daha formül hatırlatmak istiyorum. FK V batan çarpı D sıvı çarpı G değil miydi? Tabii ki öyleydi. Şimdi ben buradan ne yapacağım? Bu ikisini birbirine oranlayacağım. İfadenize baktığınız zaman önce K için yazalım mı? Benim cismimin ağırlığı ne kadar? 400. Teyp gerilmesi ne kadar? 250. O zaman buraya baktığınız zaman aslında FK yani birincisi için yazıyorum. 400 eksi 250'den 150
olarak gelmedi mi? Geldi. L için yazalım yine aynı. FK eşittir. Ne kadardı? 400'dü. Suya batırdığımda tepkeremem ne kadar olmuş? 150. O zaman aradaki farkı aldığım zaman 250 Newton olarak benim karşıma gelmiş olacak. Şimdi şuraya bakıyorum. Bak birincisi için K ve L için yazalım. Öncelikle ne için yazalım? K için yazalım size buradan. V batan çarpı DK çarpı G değil mi? Eşittir neymiş? 150'ymiş. L için yazacak olursan yazalım. V batan çarpı DL çarpı G ne kadarmış? 250 kadarmış sevgili arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki bu ikisini birbirine oranla. Peki ben bu ikisini birbirine oranladığım zaman şu V batan, batan kısımların hacimleri eşit. Çünkü ikisi de batmış. G'ler de gidecek değil mi? Şu G'ler de gidecek. O zaman DK eşittir 150 kaldı. DL eşittir 250 kaldı. Ben bunları oranlarsam 15 bölü 25'ten 3 bölü 5 bulmaz mıyım? Tabii ki bulurum sevgili gençler. Kaldırma kuvveti sorularına ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Çünkü bunlar önemli. Peki biz bugün derste neler öğrendik? Elektrik ve manyetizmayı elimizden geldiğince hatırlatmaya çalıştık sizlere. Ardından katı sıvı gaz basıncı ve kaldırma kuvvetinden bahsettik. Ve böylelikle bir dönemi bitirmiştik. Olduk. İkinci dönem dalgalar konusuyla başlayacağız. Optik konusuyla dönemimizi tamamlayacağız sevgili arkadaşlar. Güzel bir dönem diliyorum. Şimdiden hepinize öncelikle iyi tatiller diliyorum tabii ki. Dediğimiz gibi ikinci dönem konularımızdan devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte güzel bir dönem geçireceğimizi düşünüyoruz. Ve hemen sizi ödüllü sorumuzla baş başa bırakarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sorumuzun cevaplarınızı yorumlarınıza bekliyoruz. Hoşça kalın.